Merhaba, bugün zaman serilerinde anomali tespiti nasıl yapılır? Bunu örnek bir uygulamayla birlikte göreceğiz. Anomali tespitinin zaman serilerinde yapılması için kullanılan metotlardan birisi olan oylama metodunu da birlikte göreceğiz. Başlamadan önce burada birkaç tane terminoloji var. Bu terminolojiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce abnormal ya da anomali ne demek? Bunlar normalden sapma, normalden sapan olarak tercüme edebiliriz. Türkçe'ye de anomali geçmiştir. Abnormal da anormal olarak geçmiştir. Burada kullanacağımız yöntemlerin en genel anlamında ensemble yöntemini kullanacağız. Yani birden fazla makine öğrenme algoritmasını aynı problemi çözmek için bir araya getireceğiz. Her birinin cevabını toplayacağız ve bu cevaplarını kullanarak ortak bir cevap üreteceğiz. Bu ensemble yöntemlerinin en basitlerinden birisi oylama yöntemi. Oylama yönteminde her bir algoritmanın bir oy hakkı var ve bunlar karar veriyorlar, oylarını kullanıyorlar. Biz çoğunluk oyu alanın verdiği kararı son karar olarak kullanacağız. Burada ikinci bir yöntem olarak da oylamada çoğunluğun kararını yerine karar alanlar içinden bazılarının ağırlığını yüksek tutarak, mesela bazı yöntemlerin doğruluğundan daha eminsek, bazı yöntemlerin doğruluğundan daha az eminsek, doğruluğuna emin olduğumuz yüksek ağırlık, az emin olduklarımız düşük ağırlık verip, ağırlıklarla oyları çarpıp, toplayıp buradan bir sonuca gidebiliriz. Şimdi biz bu veriyi nereden topladık? Bu veri gerçek bir veri. Bir araç takip firmasına ait bir veri. Verinin içinde ne var? Araç takip cihazları araca monte ediliyor ve akımını, tabii ki elektriğini aküden alıyorlar. Aküden aldıkları elektrikleri de kaydediyorlar. Eğer akü veya aküde bir bozukluk varsa veya araçtaki montajda bir hata varsa bu çekilen akımda bazı anormallikler oluyor. Ya çok akım çekiyor, aküyü bitiriyor ya da akü arızaya girmişse veya şarj olmuyorsa akünün desteklediği akım giderek düşmeye başlıyor. Bu da cihaza zarar veriyor. Dolayısıyla bizim amacımız cihazın aküden çektiği akımı takip ederek burada olan bir anomaliyi tespit etmek, aracı veya cihazı bakıma çağırıp bu daha kötü sonuçlar doğurmadan önce bir uyarı mekanizması kurmamız. Şimdi biz bunu yapabilmek için şöyle bir basitleştirme yaptık. Öncelikle tek bir aracın 90 günlük verisini aldık. İkincisi, bu araç aslında her gün birçok değer kaydediyor 14-16 arasında. Biz bu değerler içinde minimum ve maksimum olanları seçtik, aldık. Yani iki değerimiz var gün bazına, iki değerimiz var. Ve bunlarla çalışmamıza başlayacağız. Amacımız, dediğim gibi, elektrik tüketiminde olan anormallikleri bulmak ve böylece de bir uyarı sistemi yaratmak. Biz hangi metodu kullanacağız? Daha önce yukarıda anlattım. Birçok metodu bir araya getirmek demek olan ensembling yöntemini kullanacağız. Bunu yaparken de çoğunluk oylaması mekanizmasını kullanacağız. O yüzden de 4 tane yöntem seçtik. Bunlardan birisi Facebook tarafından geliştirilen, zaman analizinde kullanılması için önerilen ve oldukça güçlü olduğu iddia edilen Profit adlı model. İkincisi, yine anomali detection'da, yani anomali tespitinde sıkça kullanılan normal dağılım kurallarını kullanarak tespit etmek. Üçüncü yöntem, basit hareketli bir ortalama hesaplayarak bunu kullanmak. Son yöntemimiz ise üstsel bir hareketli ortalama bulma yöntemini kullanmak. Burada anlatacağım her şeyi ve gördüğünüz bu notebook'u Colab'dan, GitHub'dan ve Kaggle'dan erişebilirsiniz. Veriye de GitHub ve Kaggle'dan erişebilirsiniz. Bunların linki aşağıda gördüğünüz açıklamalar hanesinde. Buraya bakarsanız oradan linkleri bulacaksınız. Ayrıca eğer zaman serileri ilgiliyseniz, 2 hafta önce yayınladığım koronavirüsten vefat edecek insan sayısını tespit etmek için bir notebook vardı. Onu yukarıdaki linkten seyredebilirsiniz. Benzer şekilde
yine koronavirüsten 3 gün içinde vefat edecekleri tespit etmek için Orange 3 adlı kolay bir prototyping yapabileceğiniz, kod hiç yazmadan makine öğrenmesi, zaman analizi yapabileceğiniz bir araç var. Onunla geliştirdiğim çözümü de yine yukarıdaki videodan seyredebilirsiniz. Böylelikle iki videodan da zaman serisi hakkındaki bilgilerinizi gerçek örnekler üzerinden arttırabilirsiniz. Eğer zaman serisi hakkında sormak istediğiniz bir şey varsa veya bir konuyu benim tarafımdan çözülmesini istiyorsanız onu lütfen yine aşağıdaki comment bölümüne yazınız. Ben oradan okurup gerekirse cevap verebilirim ya da onun için çözümü için bir notebook hazırlayıp sizlerle paylaşabilirim. Bir de son olarak yapay zeka üzerine hazırladığım Türkçe videolar yukarıdaki playlistte var. İsterseniz oradan playlistten ilginizi çekecek olan diğer videoları seyredebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Öncelikle veriyi yükleyeceğim. Veriyi GitHub'da yükleyeceğim. Oraya koydum. Sizler de yükleyebilirsiniz. Verinin içine baktığımızda tabii ki bir tarih alanı, min ve max değerleri var. Ben bir feature engineering yapıp yeni bir feature ekleyeceğim. Onu da range eklemek istedim. Max'tan min'i çıkarttım. Aradaki range'in günlük oynamanın hangi sınırlar içinde olduğunu görmüş oldum. Buraya gün metadatasını ekledim. Bundaki maksadım da bazı günlerde eğer hatalar sık geçiyorsa bunda bir anormalliği de bulabiliriz. Örneğin her pazar çok böyle bir anormallik varsa belki pazar günleri araç hareketsiz kaldığı için aküsü çabuk başarılıya gibi bir çıkarım yapabilelim diye ekledim. Datayı biraz daha incelemek istediğimizde 90 tane olduğunu görürüz. Daha uzun değil. Maalesef 3 aylık bir veri paylaşıldı bizimle. Bunun ortalamalarını görüyoruz min-max range değerlerinin. Standart sapmalarını görüyoruz. Ve max değerlerini görüyoruz. Burada ikinci bir şey olarak size de yapmanız lazım. Korelasyona bakmamız lazım. Çünkü min ve max bizim bulduğumuz eğer yüksek korelasyonda olsaydı ayrı ayrı bakmamızın pek bir anlamı kalmayabilirdi. Ama burada bakıyoruz min ve max arasında yüksek bir korelasyon yok. Sıfıra yakın bir korelasyon var. Negatif yönde bir korelasyon var. Ama range'e baktığımızda yani min ile range ve max ile range korelasyon yüksek bu doğal bir şey. Çünkü range hesaplarken max eksi min yaptığımız bu beklenen bir şey. Ama yine de range'i tutacak. Bize farklı fikirler verileceğine inanıyorum çünkü. Bize gelen veriyi hemen görselleştirdim. Burada en üstte gördüğünüz maksimum değerlerin grafiği. Hemen onun altında minimum değerlerin grafiği. Ve en altta da tabii ki range var. Range'de ikisinin farkı. Buradan devam edersek verilerin histogramını aldım. Yani hangi aralıkta kaç tane veri var? Veri setimizde ona baktım. Range için baktığımızda 0 ile 2 arasında çok sayıda veri. 90 verinin 60'ı burada gözüküyor. Minimum için baktığımızda da 10 ile 12 arasında neredeyse 90 verinin 45'i var. 12 ile 14 arasında da benzer şekilde maksimum değerin %50'si ya 50-90'dan 50'si var. Yani birazcık bunlar normal dağılıma benzer, birazcık benzer range hariç dağılmış denebilir. Çünkü normal dağılımı kullanacağım birazdan. Birinci yöntemimize geldik. Facebook tarafından geliştirilmiş olan Profit zaman analizi metodunu kullanacağım. Bunu kullanabilmek için basit bir fonksiyon yazdım. Fonksiyon verilen feature'a göre tahminlerde bulunuyor. Bu tahminlerinde, buradaki tahminlerde bulunuyor. Bu y-yet tahminin kendisi. Bu tahmini olabileceği %95 doğruluk aralığında olabileceği en düşük değer ve yine %95 doğruluk alanında olabileceği en yüksek değeri bize döndürüyor. Bu iki değeri kullanacağız. Hemen buradan range değeri için bu fonksiyonumuzu çağırdığımızda bize range değeri için tahminlerini veriyor. Burada gördüğünüz örnek veriyorum. Son 5 gününkünü verdim örnek olarak. Burada bir tahminde bulundu. Şu değerleri tahmin etti. Bu range için en düşük olabilecek ve en yüksek olabileceğini verdi. Buradan ben size hemen bir grafik göstereyim. Daha kolay anlaşılacak. Burada gördüğünüz mavi bizim profit tarafından range için tahmin edilen değerler. Açık maviyle gördüğümüz şuradaki bantsa yani üstten ve alttan giden açık maviyle taralanmış bölge ise bu ortalamanın alabileceği maksimum ve minimum değerler. Şimdi bu range'in üstünde kalan yerleri görüyoruz. Bu şu demek bizim
ortalamamızın iki standart sapma yukarısında, kalan yerlerin de üstünde. O yüzden bunu biz %95'in ötesinde oldukları için bunları sapma kabul ettik. Buraya bakarsanız zaten görürsünüz. Örneğin 6 numaralı satırda, yani 12 Şubat'ta çarşamba günü 3.65'lik bir değer kaydetmişiz. Bizim tahmin edebileceğimiz en yüksek 3.52. İstiyorsunuz 12 Şubat'a bakalım buradan. Şurası 12 Şubat. Tam çizgiden geldiğimizde şu nokta, şu tam kırmızının olduğu nokta bizim tahminlediğimiz yerden çok birazcık azıcık yukarıda. Dolayısıyla buraya biz anomali tespit ettiğimizi düşündüğümüz değerleri kaydettik. Yani bizim tahminimizin iki standart sapma yukarısından daha da ötede olan noktaları kaydettik. Şu an burada gördüğünüz bu noktaların her biri burada elimizde var artık. Devam edelim. Minimum değerler için de benzerini yaptık. Minimum değerlerde Profit bize bir minimum değer tahmininde bulundu. Bu siyah noktalar veri setinde kayıtlı olan gerçek veriler. Bu ortalamanın %95'lik güvenilirlik bandını çizdik. Bu bandın da altında olan veri noktaları bizim anomalilerimiz. Buraya da bakarsak anomali listemize min değerler için. Mesela 7 Şubat'ta 9.13'lük bir değer okunmuş ve kaydedilmiş. Biz o gün için 10.28'lik bir minimum değer tahmin ediyoruz. En düşük. Yani ortalama değil. En düşük. Ama onun da altında kalmış. Dolayısıyla bu kadar anomaliyi bulduk. Şuradaki gördüğünüz tek tek siyah noktalar bandın dışında kalan bizim için artık minimumun anomalileri. Yani anormal değerler. Bunları da kaydettik. Sıra max değerlere geldi. Max'la da benzer yaptık. Yani Profit'la bir max'ı tahminledik. Bakın burada görüyorsunuz çok güzel bir trend çıkmış ortaya. Çok net gözüküyor. Aşağı doğru iniyor. Ve siyah noktalarda veri tabanında, veri setinde kaydedilmiş olan araçtaki okumalar ve bu max değerinin bizim tahmin ettiğimiz %95'lik bandında üstünde kalan şu noktalar anomali değerleri. Burada şunu açıkça ifade edeyim. Bu kullandığımız veri seti gerçek bir veri seti olduğu için bu veri setini alırken bir arızalı bir aracın verisini aldık 90 gün. Yani bu gördüğümüz bir hata değil. Gerçekten de aküsü aracın arızalı ve bitmek üzere doğru gidiyor. Dolayısıyla burada anomalileri de tespit ettiğimizde rastlantı değil, yani doğru gidiyoruz şu anda. Bu anomaliler de buraya kaydedildi. Şimdi buraya min ve max, okunan min ve max değerlerini çizdirdim kavun içi ve maviyle. Ve bizim en üst sınır olan max değerlerini ve en alt sınırdan geçen min değerlerini çizdirdim. Min değerlere baktığımızda şuradaki mavi noktaların, aşağı düşüş noktalarının anomali, şuradaki kırmızının üzerine çıkan kavun içlerinde max için anomali değerler olduğunu artık gözümüzde görebiliyoruz. Benzer şekilde range içinde max'tan min'i çıkarttığımız için alabileceği en değer eşit olsa 0 olur. Min olduğu için daha eksi olamıyor. O yüzden üst değere baktık. Kavun içi bizim range için tahmin edebileceğimiz en üst maksimum değer. Fakat buralarda geçen range değerlerini anomali kaydettik. Böylelikle biz min, max ve range için anomalileri profit yöntemiyle bulduk ve not ettik. İkinci yöntemimize geçiyoruz. Bu yöntemi anlayabilmemiz için öncelikle normal dağılım hakkında konuşmamız lazım. Normal dağılım doğada çokça rastlanan bir olaydır. Bu normal dağılımda gözlenen bir standart sapma vardır. Sigma ile gösterilir. Standart sapma ve normal dağılım elimizde olduğunda bazı kurallar söyleyebiliriz. Normal dağılımı herkesin bildiği adıyla söylersek çan eğrisi. Evet. Normal dağılımda birinci kural, burada elde edebileceğimiz kural, ortalama, yani buradaki her biri data ise, bu da ölçümlediğimiz bir değerse, bu her bir datanın ortalamasını aldığımızda ortalama, medyan aynı noktaya çıkar. Birinci normal dağılımın özelliği bu. İkincisi, standart sapma hesaplayabiliriz çok kolaylıkla. Standart sapma burada hesaplandı 20 çıkmış. Ortalamamız 1000 ve standart sapmamız 20 bu örnek için. %95 aralık şu demek. Eğer ortalamadan iki standart sapma sola, iki standart sapma kadar sağa gidersek, hatırlarsanız 20 bulmuştuk standart sapmayı, 1000 de ortalamamız. İki tane standart sapma 2 çarpı 20 40. 1040 ve 960 arasında
bütün elimizdeki veri setine baktığımızda eğer bu mükemmel bir normal dağılımsa elimizdeki bütün verinin %95'i burada kalır. İki standart sapma sağa, iki standart sapma sola ortalamada. Elimizdeki verinin %95'i burada kalır. Üç standart sapma sola, üç standart sapma gidersek de %99.7'si kalır. Onun ötesinde işte %1.3'ü kadar, özür dilerim, %0.3'ü kadar kalır. Biz bu çalışmada şunu kabul edeceğiz. Ortalamadan iki standart sapma sağ veya sol olan değerler normal, bunun ötesine düşen değerlerin de anormal olacağını kabul edeceğiz. Ve bu yöntemi yani 3 sigma kuralını kullanmış olacağız. Eğer isterseniz siz tabii bunu 3 sigma'yı da yapabilirsiniz. O zaman daha düşük ihtimalle bulursunuz. Daha az sayıda standart sapmadan dolayı daha az sayıda anomali bulacağınız kesindir. Biz şu an için 2 standart sapmayı genelde literatürde o kullanılıyor. Evet. Şimdi devam edersek bu standart sapma ve ortalama yöntemiyle min için yapacağız. Burada çok kolay bir min kolonumuz için standart sapmayı bulduk, ortalamayı bulduk. Ondan iki küçük olanını en alt sınır olarak aldık. Bundan da küçük olanları sapma olarak yazdık. Örneğin 16 Nisan'da 8.49 araçtaki cihaz kaydetmiş. Biz standart sapmayı 9.48 yani ortalama eksi 2 standart sapmayı 9.48 bulduğumuzda bu onun da altında olduğu için bugün bu tür değerleri minimum değerlerinin standart sapmanın altında bulduk. Bu da calculated yani hesapladığımız için min calculated adıyla kaydettik. Maksimum için de aynısını yaptık. Maksimum değerinin önce ortalamasını, standart sapmasını bulduk ve ortalamanın üzerine iki tane standart sapma eklediğimizde bulduğumuz max calculated'ın üzerinde gördüğümüz tüm max değerlerini anomal olarak yazdık. Örneğin 14.89 araç tarafından kaydedilmiş değer. Biz 14.88 bulduğumuz için bu değer bizim bulduğumuz ortalama artı iki standart sapmadan da yüksek olduğu için anomal olarak kaydettik. Range için de aynısını yaptık. Orada da hesapladığımız değerden daha yüksek olanları anomal olarak yaptık. Hemen bir grafik de göstereyim, kolay olacak. Bu kavun için hatırlıyorsunuz bizim maksimum okuduğumuz değerler. Bu bizim minimum okuduğumuz değerler. Bu çizdiğimiz çizgi maksimum ortalama artı 2 standart sapma yukarı değerdi. Bu da ortalama eksi 2 standart sapma değeri altı. Buraya baktığımızda şu çizgiyi geçen altta kalan yerlerin standart sapmadan ne kadar yani %95'in de altında olduğunu ve bunu anomali dediğimizi görüyorsunuz. Range için de aynısını yaptığımızda üst tarafta çizdiğimiz bu ortalama artı iki standart sapmanın üstünde kalan her yer bizim için şu an için öyle kabul ettik biz. Anomali oldu. Bu anomalileri hemen raporladık. Buradaki raporu göstereceğim ben size basitçe. Burada gün bazında hem profit tarafından hem de bizim istatistik olarak kalkülat ettiğimiz, hesapladığımız yöntemle bulduklarımız. 3 tane min, max, range, 3 tane feature vardı. 2 yöntem kullandık. Dolayısıyla şu an burada 6 tane kolon görüyorsunuz. Burada gördüğünüz her bir tarihçi en az bir tane anomali işaretlenmiş. Örneğin şurası bir tane. Ama bazı yerlerde mesela burada profit tarafından hem mine hem de range anomali denmiş. Hem bizde calculate ettiğimiz hem min hem range. Dolayısıyla burada 6 tane anomali söylenebilecek kolon varken 4 tanesi buna anomali demiş. Yöntemlerimize devam edelim. Sonra bu tabloyu daha inceleyeceğiz. Üçüncü yöntemimiz basit ortalama alma. Bunda şöyle yaptık. 7 günlük bir aralık seçtik. 3 günlükte de olabilir. Pek bir şey değişmiyor. Ben denedim ikisinde. 7 günde geriye dönük 7 günü ortalaması alıp 8. günü tahmini yapıyoruz. Bu tahminin üzerine de son 7 günün yine standart deviation'ını alıp standart sapmasını alıp bunun üzerine 2 çarpı eksi artı 2 tane standart çarpma koyduğumuzda tekrar güven aralığında olan bandımızı çiziyoruz. Hemen buradan baktığımızda şu kırmızı bizim araçtan okuduğumuz minimum değerler. İlk 7 gün tabii bir şey yapamıyoruz. 7. günün geriye bakıp 8. gün tahminlediğimiz için bu ilk 7 gün için bir tahminimiz yok. Tahminledikten sonra 2 standart sapma yukarı ve aşağıya olan da bandımızı çizdik. Bu bandın altında düşen okumaları anomali olarak kaydettik. Bakın burayı görebilirsiniz. Mesela 11.04 okumuşuz. Biz o gün için 11.06 tahmin. Ondan daha düşük olduğu için minimum değer bu anomali listesine girdi. Maksimum için de aynısını yaptık.
Burada da maksimum olabileceği bandı bulduk. Ortalamamızı bulduk. İki standart sapma yukarı ve aşağı aldık. Ve burası max olduğu için bu max'ı yukarıdan geçenleri aradık. Buraya baktığımız 3 tane var. Mesela 16 Nisan'a bakalım hemen. 13, 14, 15, 16. 16 Nisan evet burası. Çok dikkatli bakarsanız buranın bizim bulduğumuz bandı geçtiğini görüyoruz. Onun için bu da anomaliye geldi. Yani max da Simple Moving Average'in tahminine göre bu bir anomali. Range'de de aynısını yaptık. Burada görüyorsunuz range'de yukarıdan bazı yerler geçiyor. Dolayısıyla bu geçen yerleri biz burada anomali olarak işaretledik. Örneğin yine 16 Nisan'a bakarsanız 5.95'miş range'imiz. Ama biz o gün için 5.45 tahmin etmişiz. Simple Moving Average'e basit hareketli ortalamayla. Onun için bu da anomali olarak bu range'de yerini aldı. Şimdiye kadar bulduğumuz sonuçları birleştirelim. Şu ana kadar 3 tane yöntem kullanmış olduk. Profit'i kullandık. İstatistiksel olarak hesapladık. Bir de Simple Moving Average'i kullandık. Dolayısıyla 3 tane yöntem. 3 tane şey için çalıştırdık. Min, max, range. Dolayısıyla şu an bu sağda 9 tane kolon görüyorsunuz. Dolayısıyla bir anomali maksimum 9 tane, minimumda bir tane almışsa bu listeye girdi. Dolayısıyla buradaki günleri incelediğinizde günlerde, şuraya verdiğim listedeki günlerde, yani toplam 22 tane gün listelemişiz. 22 günde en az bir tanesinde bu 9 kolondan birisi anomali diyor ya da en fazla 9'u diyebilir. Bunu biraz daha inceleyeceğiz ama öncelikle 4. yöntemimizi bitirelim. 4. yöntemimiz Exponential Moving Average, yani üstsel olarak bir ortalama alma, hareketli ortalama. Bunun maksadı son günlere daha çok ağırlık vermek, ortalamada geçmiş günlere daha az ağırlık vermek. Ne kadar şimdiden uzaklaşmışsak. Ben bunun için 3 günlük bir zaman window'u tanımladım, penceresi. Bu 7 günde tanımladım. Pek bir şey değişmedi. Yine standart sapmamızı 2 artı 2 eksi olarak kullanıyoruz. Buradan hemen geçtiğimizde minimum değeri hatırlarsınız. Kırmızı araçtan kullanan minimum değer. Şurada mavi gördüğümüz bizim Exponential Moving Average'da bulduğumuz ortalama. Bu bantta bunun iki standart yukarı ve aşağısı olan değerler. Buraya baktığımızda herhangi bir anormallik göremedi. Minimum için. Maksimum için baktığımızda da burada sadece bir yerde maksimumda anomali gördü. O da ne zamanmış? 12 Şubat'ta. 12 Şubat'a geldiğimizde şurada çok ince bir nokta var. Tam şu noktayı anomali olarak tespit etti. 14.75 kaydedilmiş. Biz o günü 14.69 tahmin etmişiz. Onun için orayı anomali olarak kaydetti. Kim? Exponential Moving Average. Range için baktığımızda range'de de bir anomali bulamadık. Yani Exponential Moving Average, Min, Max ve Range için baktığında sadece Max için bir tane anomali buldu. Bu bizi şaşırttı açıkçası. 7 gün içinde de bulamamıştı. 10 gün içinde bulamadı. Biz aslında Exponential Moving Average'ı Simple Moving Average'dan daha başarılı bulacağını tahmin ediyorduk. Bulamadı. Şimdi bu tablomuzu yeniledik. Yine toplam 22 tane var. Ancak şu an 4 tane yöntem kullandık. 3 feature'a baktıkları için her biri 12 tane kolon var burada. Ancak Exponential Moving Average pek anomali bulmakta başarılı olamadığı için ben biraz önce anlattığım voting yöntemini, yani oylama yöntemini etkilememesi için bu Exponential Moving Average'i çıkartacağım. Dolayısıyla sadece 9 kolonu dikkate alacağım. Burada kullandığım yöntemler ve neler olduğunu gösterdim. 90 tane tahminimiz var. Biz tabii en az bir anomali olan tarihleri seçiyoruz buraya. Burada dolayısıyla ben tüm kolonları almadım artık. Sondan 3 kolonu eksik bıraktım. Ve sadece 9 tane yöntemi aldım. Ve 9 yöntemi aldığım için normalize edip oranını bulmak için, yani oylama oranını bulabilmek için tabii ki 9'a bölüp 100'le çarptım toplam oyları. Şimdi öncelikle toplam oyları göstereceğim. Hatırlayın 22 tane günümüz vardı. 3 tane yöntemimiz, 3 tane feature'a bakıyordu. Toplam 9 tane oy kullanmışlardı. Dolayısıyla maksimum vote number 9 olabilir. Buraya geldiğinizde bakın 8 olan bir tane var. 1 olanlar var ve dağılıyorlar. Yani 1 ile 9 arasında olabilirdi bu sayı. Şu an bizim için 1 ile 8 arasında. Bu sayıyı görselleştirirsek şöyle bir veri elde etmiş olduk. Burada görüyorsunuz 1'ler var. 8 burada dağılıyor. Şimdi anomaliye voting yapacağımız için, oylama yapacağımız için oylamaya bir sınır koyabiliriz. Yani
kaçın üstüne oy alanları anomali tespit edeceğiz? Klasik olarak, genel olarak %50'nin üzerine oy alanları biz anomali diyebiliriz. Onun için buraya threshold'a, sınıra %50 dedim. %50'den fazla alanları buraya bastırdım. Bunlar da 3 gün çıktı. Bu 3 gün çıkanları görüyorsunuz %50'den fazla aldıkları oylar. Burada ilginç bir şey göstermek istiyorum ben size. Şimdi 70. satıra yani 16 Nisan'a bakarsak burada 8 tane yani 9 üzerinden 8 tane anomali olduğuna dair oy almışız. Değerlere bakalım. Min 8.49, 14.44 max, 5.95'te range. Bir üste bakalım. Bakın 8.40 bundan daha minimum küçük. 14.67 bundan daha yüksek. Range daha yüksek. Ama bu toplam 5 oy almış. Çünkü zaman analizi yaparken biz sadece tek başına değerlere bakmıyoruz. Bundan önceki gelen değerlerin normalde trendine ve seasonality dediğimiz mevsimselliğine bakıyoruz. O yüzden sadece rakamlara gözle bakarım. Ben buradan anomaliyi bulurum. Yaklaşımı yanlış oluyor. Bunun önceki gelen günlerinde belli bir değere yaklaşmışken bu birden o günlerden farklılaştığı için seçilmiştir. O yüzden siz bu matematiksel yöntemlere ve oylamaya yani bu notebook'ta, bu videoda anlattıklarımı kullanmaya çalışın. Burada alınan ortalama oyun 2 olduğunu görüyoruz. En düşük alınan oy tabii ki 1, en fazla alınan oy da 8. Bunu gördük. Bunu bir dosyaya hemen kaydettik. Çünkü paylaşmak istedik firmayla. Şimdi sonuca gelirsek burada toplam 9 gün 90 günlük bir verimiz vardı. Normalde zaman analizi için herkes bilir ki 90 gün çok az. Buradan ne trendi bulabiliriz ne seasonality'yi bulabiliriz. Bu keşke 1 yıl 2 yıllık bir veri olsa. Bizimle paylaşılan 90 günlük şu an için. Eğer daha fazla veri gelirse onun için ayrıca bir notebook hazırlarım. Burada biz tabii çoğunluğun oylama metodunu kullandık ensemble yapabilmek için. Ve buna göre de anomalileri tespit ettik. %50'nin üzerine dedik. Daha sonra burada biz iki tane feature almıştık min max. Buna üçüncü bir feature engine'deki range'e ekledik ve bu üç gözlenen değer üzerinden anomali tespiti yaptık. Toplam 90 datada 22 anomali bulduk. Bu çokmuş gibi gözükebilir ama unutmayın aldığımız bu veri aslında aküsü arıza olan bir araca aitti. Ve bu yani gerçeğe yakın bir veri. Tabii burada exponential modeling bize hayal kırıklığına uğrattı. Bu çok anomali bulamadı. Hatta sadece 3 tane feature'da bir günü bulabildi. Dolayısıyla bunu voting mekanizmasından, oylamadan bile çıkarttık. Dolayısıyla 3 metotla çoğunluk oylamasını yaptık. Ve %51 threshold kullandığımızda 3 tane anomali tespit ettik. Şimdi bu çalışmayı siz nasıl geliştirebilirsiniz? Arima diye bir yöntem var. Linkini buraya verdim. Bunu kullanabilirsiniz. Autoregresif var. Arima'nın da AR parçası o zaten. Onu da tek başına kullanabilirsiniz. Q ve P değerlerini ayarlayarak. Self-organizing maps genelde clustering'dir. Unsupervised bir yöntemdir. Fakat bunu da kullanıp çok rahatlıkla anomaly detection yapabilirsiniz. Başka geliştireceğiniz bir yöntem ben biliyorsunuz majority kullandım, voting'u kullandım. Siz weighting voting yapıp mesela profit'a daha yüksek ağırlık verebilirsiniz. Başka bir veri seti kullanıp buradaki yöntemleri siz deneyebilirsiniz. Bana bir yorum yazabilirsiniz. Yazdığınız, aşağı yazacağınız bu yorumu ben okurum, size cevap yazarım veya bu notebook'ta gerekliyse ekleme ve çıkartmalar yaparak sizin isteklerinizi yerinize getirmeye uğraşabilirim. Buraya kadar sabırla dinlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Eğer videoyu sevdiyseniz, beğendiyseniz lütfen like butonuna basın. Şu an yeni bir kanal açtığımız için üye sayımız çok düşük. Abone olursanız yeni videolar çekmek için bizi teşvik etmiş olursunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Makine öğrenmesi hakkında başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.